Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz tarafından kamu iktisadi teşebbüsü hakkında iddia edilen konu hakkında duyuru yayınladı. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi. Çeşitli basın yayın organlarında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Deniz Yavuz Yılmaz tarafından Sayın Bakanımıza atfen 19 kamu iktisadi teşebbüsünün hazırlanan bir kanun taslağı yoluyla özelleştirileceği ve yabancı sermayeye satılacağı veya kapatılacağı iddia edilmiştir. Bu iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bu çerçevede kit reformu kapsamında yapılacak düzenlemelere ilişkin kamuoyumuzu aydınlatmak adına aşağıdaki açıklamayı yapmak zaruri görülmüştür. Bilindiği üzere, kamu iktisadi teşebbüsü 233 sayılı KHK'ya tabi ve sermayesinin tamamı devlete ait olan teşebbüslerdir. Kamu iktisadi teşebbüsünün anılan KHK kapsamında hali hazırda verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeleri gerekmektedir. Taslak aşamasında olan düzenlemeler ile kamu iktisadi teşebbüsünün daha etkin ve verimli çalışmaları ve kurumsallıklarını artırmaları amaçlanmaktadır. Bunu satış olarak yorumlamak iyi niyetli bir yaklaşım olmayıp halkı bilinçli olarak kandırmaktır. Taslak çalışmada yer alan hususlardan biri yönetim kurullarının daha profesyonel bir yapıya kavuşmasını sağlamaktır. Yönetim kurullarında etkinliğin artırılması, stratejik hedef belirleme kabiliyetlerinin geliştirilmesi, operasyonel faaliyetlerin devlet hedefleriyle daha uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi kamu işletmelerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesine katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede taslak değişiklikler ile uluslararası alanda genel kabul görmüş kurumsal yönetim uygulamaları, iyi uygulama örnekleri ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki yasal ve düzenleyici çerçeveden faydalanarak kamu iktisadi teşebbüsünün yönetim kurullarında dönüşüm zemini oluşturulmaktadır. Çalışılan taslak düzenleme ile kamu iktisadi teşebbüsünün kurumsallıklarının artırılarak sadece ülkemizde değil Uluslararası platformlarda da rekabet güçlerinin artırılmasına katkıda bulunulması, şeffaflık ve hesap verebilirliğin uluslararası ilkelerle uyumlu bir şekilde en üst düzeyde sağlanması ve böylece ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına olumlu katkılar sunulması amaçlanmakta olup, yapılan çalışmayı farklı yönlere çekmek yalnızca bu kamu iktisadi teşebbüsüne zarar verecektir. Bu çerçevede bu haberler sadece spekülasyon niteliğinde olup gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.